Merhabalar, ben doçent doktor Mutlu Şahin, Koru Hastanesi Genel Cerrahi X Servisinde genel cerrahi uzmanı olarak çalışmaktayım. Sizlere robotik obezite ve metabolik cerrahi ile ilgili bilgiler vermek istiyorum. Ee, obezite bildiğimiz gibi vücut kitle endeksinin yani vücudumuzdaki boy ile kilo oranının e, 30'un üzerinde olmasına verilen isimdir. 30'un üzerinde olan hastalara obez diyoruz. 40'ın üzerinde olan vücut kitle endeksi 40'ın üzerinde olan hastalara ise morbid obez ismini veriyoruz. 1998 yılında Dünya Sağlık Örgütü obezitenin bu yüzyılın en büyük sağlık sorunlarından biri olacağını söylemesi ve bu konuda uyarı ve önlemler almasına rağmen ne yazık ki obezite ve metabolik sendrom çağımızın en büyük sağlık sorunlarından biri olmaya devam etmektedir. Her geçen gün obez insanların sayısı artmakta. Buna bağlı olarak metabolik sendrom sahibi olan hastaların sayısı da artmaktadır. Ancak son 50 yıldır kullanılan bazı cerrahi tekniklerle obez hastaların kilo vermesi sağlanmakta. Bu sayede mevcut olan hastalıkların, mevcut olan diyabet, hipertansiyon, uyku apne sendromu gibi hastalıklarından kurtulmaları sağlanmaktadır. Obezite cerrahisi ilk olarak e, laparoskopik yöntemlerle uygulanmaya başlamış ve oldukça başarılı sonuçlar alınmıştır. Ancak robotik cerrahinin e, teknolojik gelişmeleri sayesinde robotik cerrahide kullanılmaya başlanmış ve yine laparoskopik cerrahiden çok daha üstün veriler elde edilmeye başlanmıştır. Robotik cerrahinin en önemli bize faydalarından birisi özellikle ameliyatlarda yaptığımız anastomoz dediğimiz ince bağırsak ve mide veya ince bağırsaklar arasında yapılan birleştirme işleminde buraya yapılan dikişlerin çok daha kolay bir şekilde uygulanması ve komplikasyon riskinin sıfıra indirgenmesini sağlamasıdır. Ne gibi ameliyatlar yapılabilir robotik cerrahiyle? Mesela birinci dünyada en sık yaptığımız ameliyat olan tüp mide ameliyatı. Birinci sırada budur. %50-60 civarında yapılan obezit ameliyatlarının %50'si 60'ı tüp mide ameliyatıdır. Bunun dışında gastrik bypass dediğimiz e, mideden küçük bir parça bırakmak ve daha sonra mideyi ince bağırsağa bağlamak, mide ile ince bağırsak arasında bir bağlantı kurmayı sağlayan gastrik bypass ameliyatı dünyada şu an altın standart yöntem olarak e, bilinmekte ve obezite cerrahisinde sıklıkla kullanılmaktadır. Ancak obezite dışında obezitesi olup da metabolik sendromu olmayan hastalarda bu ikisi daha çok kullanılmaktadır. Özellikle diyabet hastalarında ve metabolik sendromlu hastalarda son 20 yıldır çıkan ve daha öne geçen bazı yöntemler vardır. Bunlar arasında transit bir partisyon cerrahi yöntemi, duodenal switch cerrahi yöntemi gibi yöntemler daha öne çıkmaktadır. Bu yöntemlerde daha kompleks ameliyatlar yapılmış olsa da robotik cerrahiyle özellikle e, yapılan anastomozların güvenilirliği tam sağlanmakta ve bu şekilde hastalarımız güvenle taburcu edilebilmektedir. Obezite ve metabolik cerrahi ile hastalara daha önce yıllardır sahip olamadıkları e, fit bir vücut ve bunun dışında da sağlıklı bir gelecek sunmaya çalışıyoruz.